Merhaba sevgili arkadaşlar. Fen bilgisi basit elektrik devreleri ile karşınızdayız. Son ünite, artık bu seneyi, bu dönemi bitiriyoruz. Koronavirüs salgını vesaire evlerimizde kaldık uzunca bir süre. Zaten çıkamadık hiçbir yere. Artık bu sene bir an önce bitsin diye dua eder olduk arkadaşlar. İnşallah gelecek sene sizler de 5. sınıf olduğunuzda çok güzel, çok verimli bir sene geçirmiş oluruz arkadaşlar. Hepinizden de bu yönde dua bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle basit elektrik devrelerini işleyeceğiz dedik. Burada işte pile, ampul, diğer devre elemanlarına değineceğiz. Bunlar ne işe yarıyor? Sizler de mesela evlerinizde basit elektrik devreleri kuruyor musunuz? Bilmiyorum. Öğretmenleriniz size bu yönde bir ödev verdi mi bununla alakalı? Dilerseniz bu ödevi biz size vermiş olalım. Basit elektrik devresi kurup anne babanızın kontrolünde tabii ki bize de Instagram'dan da olabilir, YouTube'dan da olabilir. Yani göndermek isterseniz arkadaşlar yardımcı oluruz. DM'den yazarsanız, Instagram'dan, oradan yani hazırladığınız basit elektrik devresinin çalışır durumdaki ama böyle ampulü falan ışık veren olabilir fotoğrafını gönderebilirsiniz. Sayfalarımızda paylaşmaya gayret ederiz bizlerde. Şimdi arkadaşlar çevremizde gördüğümüz elektrikli araçlar var. Bunlardan bir tanesi şu anda mesela erkek öğrencilerimizin oynamayı çokça sevdiği uzaktan kumandalı arabalar olabilir. İşte robotlar olabilir. E, bu tarz e, yani elektrikli aletlerde kumanda olabilir mesela televizyon kumandası. Bunlar da arkadaşlar pil vardır bunlar pille çalışır. Bir de e, işte beyaz eşyalarımız vardır. Buzdolapları, çamaşır makineleri, televizyonlar. Bunlar da arkadaşlar şehir elektriği ile çalışmış olacak. Ya da diğer bir adı mesela bunun elektrik şebekesi olmuş oluyor. Elektrik şebekesi diyeceğiz. Evlerimize gelen bu enerji santrallerinde üretilecek tabii ki bunlar. Rüzgar enerji santralleri vardır, hidroelektrik santraller vardır, işte termik santraller vardır. Bu enerji santrallerinde üretilen bu elektrik enerjisi evlerimize geldiğinde bakın bu şekilde e, elektrik nakil hatları vardır. Kablolarla, tellerle e, direkten direğe böyle bir sürü kilometrelerce uzunluğunda yollara bunlar döşenir. Ve evlerimize kadar mahalleye kadar gelir ve 220 volt gerilimle çalışır arkadaşlar bunlar. İşte bakın e, bunun hocam e, şehir elektriğiyle çalıştığını nasıl anlayacağım? Pille çalıştığını nasıl anlayacağım? Şehir elektriğiyle çalışanlarda arkadaşlar dikkat edin bakın burada onun kablosu bulunuyor. Bu kabloyu götürüp bakın burada evlerimizde priz vardır. Bu prizlere taktığımızda çalışır. Aynı şekilde çamaşır makinesi de öyle bakın kablosu vardır. Kablonun uca, e, ucunda Elektriği ileten özel metalden yapılmış maddeler vardır. E, buralara doğrudan elimizle dokunmamamız gerekiyor. Elektrik çarpabilir. Elektrik çarpmasına karşı da zaten bu kabloların etrafı böyle plastikle kaplanmıştır. Bunların daha detaylı bir şekilde zaten açıklamasını az sonra yapacağız. Bir de bilgisayarlarımızda, cep telefonlarımızda neler vardır arkadaşlar? Bataryalar vardır. Bunlar da aynı şekilde pil benzeri görev yapmış olur. Pil benzeri diyelim aklınızda kalsın işte bilgisayarlar, mesela başka ne olabilir? Cep telefonları. Bunları kullanırken arkadaşlar bataryaya ihtiyaç duyuyoruz. Evet, devam edelim. Şimdi biraz basit elektrik devresine değinelim. E, pilin arkadaşlar artı kutbu ve eksi kutbu vardır. Şurada bakın onu da gösterelim tekrar. Bakın pilin artı kutbu ve eksi kutbu vardır. Bu elektrik enerjisi pilin artı kutbundan çıkar burada başlar ve bütün devre elemanlarını dolaştıktan sonra mesela burada aynen artı ucu burası buradan çıktı devam ediyor böyle bakın böyle geldi ampulün üzerinden de geçecek böyle geldi buradan ampulün üzerinden de geçti burada da anahtar var bu anahtarın da görevini az sonra öğreneceğiz devredeki bu elektrik enerjisini kontrol ediyor arkadaşlar açıp kapatmaya yarıyor bu şekilde tekrar pile dönmüş oldu. Bakın ne oldu? Bütün devre elemanlarını dolaştıktan sonra pilin eksi kutbunda bir tane yola biz elektrik devresi demiş oluyoruz. Peki bir elektrik devresinde, basit bir elektrik devresinde hangi devre elemanları var? Arkadaşlar bir kere bakın pil var mı? Pil var. Olmazsa olmazlardan bir tanesi enerji üretecek. İşte kablo var bakın. Elektrik enerjisini iletmesi açısından bu son derece önemli. Kablo. Ampul kullanabiliriz burada ışık enerjisi elde etmek istiyorsak eğer ampul kullanabiliriz. Hareket enerjisi elde etmek istiyorsak elektrik motorları vardır, pervane vesaire. Bunlar da aynı şekilde olabilir. Bir de burada yani her devrede olmazsa olmaz diyemeyiz. Yani şart değil, olmayabilir. Anahtar vardır. Bunların görevlerine değineceğiz teknik arkadaşlar. Bakalım ne işe yarıyorlar. Hemen bakalım. Bir kere pil devreye elektrik enerjisi sağlayacak arkadaşlar. Devreye elektrik enerjisi sağlar. Pil devrede yoksa, bağlı değilse, eğer lamba bağlamışsanız lamba ışık vermez. Kablo mesela kablo da önemli. Kablo elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşır. Dış kısmı az önce de söylemiştim. Doğrudan mesela o metal kısımlara dokunmak e, tehlikelidir. Zarar verebilir. Elektrik çarpması olabilir. Dış kısımları bu sebeple plastik denilen bir maddeyle kaplıdır. Ki bunu ileride arkadaşlar elektrik yalıtkanı madde olarak öğreneceksiniz. Yalıtkan maddeler ve iletken maddeler 5. sınıfa geçtiğinizde biraz daha detaylı olarak ortaokulda göreceksiniz arkadaşlar. Tabii ki olmazsa olmaz önemli diyebileceğimiz bir devre elemanı ampul ya da diğer bir ifadeyle lamba elektrik enerjisini Niçin kullanıyoruz biz ampulü? Işık enerjisine çevirmek için, değil mi? Çevremizi aydınlatmak için kullanıyoruz. Aynı zamanda ampul arkadaşlar ısı enerjisi de yaymış oluyor. Çünkü ampule mesela gidip dokunun, yanmış mesela uzun süre 1-2 saat yanmış bir ampulü gidip elinizle dokunun, sıcak olduğunu göreceksiniz yani hissedeceksiniz. Bu sebeple ampul aynı zamanda hem ışık hem de ısı enerjisi yayıyor diyebiliriz. Evet, geldik anahtara. Bununla alakalı sıkça hata yapılıyor arkadaşlar. Mesela şu anda e, bulunduğunuz odada Gece olduğunu düşünün odaya girdiniz karanlık düğmeye bastınız lambanın düğmesine bastınız ne yapmış oluyorsunuz siz aslında devreyi kapatmış oluyorsunuz. Çünkü e, bu anahtar kapalıysa lamba ışık veriyor ama anahtar açıksa lamba ışık vermiyor. Anahtar devrede elektriğin geçişini kontrol eden devre elemanıdır. Bakın şu şekilde başlangıçta yani düğmeye daha basılmamış değil mi uzunluğundan anlıyoruz bunu bu açık anahtardır. Düğmeye basılmış, devre kapanmış. Bu da kapalı anahtar olmuş olacak. Kapalıysa lamba ışık veriyor. Ama açıksa arkadaşlar lamba ışık vermeyecek diyoruz. Evet devam edelim. Peki ben bir basit elektrik devresi kurdum ama çalışmıyor. Neden çalışmıyor olabilir? Bunu inceleyelim. Bir kere arkadaşlar eğer kurduğum basit elektrik devresinde anahtarı açık bırakmışsanız, az önce de söylemiştim. Bakın anahtar açık kalmış. Burada şu anda bir bağlantı kopukluğu var böyle. Sizin ne yapmanız lazım? Bu anahtarı kapatmanız gerekiyor ki şu şekilde bağlantı sağlansın. Buradan da üzerinden akım geçip e, gitsin. Yani elektrik enerjisi geçip gitsin. Bu durumda anahtar açıksa, burada olduğu gibi anahtar açık, lamba ışık vermiyor. Anahtar kapalı. Hocam ben anahtarı da kapattım ama hala devrem ışık vermiyor. O zaman arkadaşlar iki şey aklınıza gelmesi gerekiyor. Piliniz tükenmiş olabilir. Başka bir pille değiştirmeniz gerekiyor. Pil tükenmiştir. İkincisi de ampul patlaktır. Evet, patlamış olabilir. Ya da bozuktur. Bu da olabilir. Ampul bozuk ya da patlamış olabilir. Yine lamba ışık vermeyecektir. Bakın anahtarı kapatmama rağmen burada anahtar kapalı. Ampul ışık vermiyor. Neden? Pil tükenmiş ya da ampul patlamış olabilir. Burada ise anahtarın açık olduğunu yazmıştık. Ee, Bununlar haricinde başka ne olabilir hocam ben e, işte devre elemanlarını kurdum anahtarı da kapattım ama hala lambam ışık vermiyor o zaman arkadaşlar devre elemanlarından birisi eksik olabilir mesela pil bağlanmamış olabilir mesela pil eksik olabilir işte e, aydınlatma amacıyla kurduğunuz devre mesela ampul yoktur etrafınızı aydınlatamazsınız pil bağladınız anahtar bağladınız kablo bağladınız ama ampul yok o zaman ne olacak Işık e, vermeyecek tabii ki ampul eksik diyebiliriz. Hocam anahtar takmasam olur mu? Evet anahtar takmasak olur. Direkt mesela burada olduğu gibi pil, kablo ve lamba kullanarak da devrenizi oluşturabilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Hocam tamam ben anahtar kullanmadım. Bu şekilde bağlamaya çalıştım. Arkadaşlar burada bağlantı kablosunun pile her iki kutbundan da artı ya da eksi kutbundan da temas etmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın burada temas etmiyordu. Bu sebeple lamba ışık vermiyor. Ya da aynı şekilde mesela pile her iki kutbundan da temas ediyor ama burada mesela kopukluk var lambaya bir tane ucu temas etmiyor yine bu durumda da lamba ışık vermeyecek diyebiliriz yani dört tane ayrı durum var elektrik devresinin çalışmamasına sebep olan bu durumları inceleyin arkadaşlar ona göre sorunu belirleyin diyoruz evet peki öğrendiklerimizi pekiştirelim arkadaşlar şimdi neler öğrendik buraya kadar hemen devre elemanlarına baktık. E, pille, ile çalışan devre elemanları neler onları inceledik. Ve şehir hattıyla ya da şehir şebekesiyle çalışan e, devre e, ya da elektrikli aletler neler bunları gördük arkadaşlar. Şurada bakın göstermiştik. İşte beyaz eşyalar, televizyonlar, evlerimizde kullandığımız bu elektrikli aletler şehir elektriğiyle. E, oyuncaklar, robotlar e, bu tür hatta televizyon kumandası örneğini de vermiştik. Pille çalışıyor dedik. Cep telefonlarımızda batarya var, tabletlerde de ancak de batarya var. Onlar şarj edilebilir arkadaşlar. Şimdi öğrendiklerimizi şu yüzlük sorularla bir pekiştirelim bakalım. E, bu arada arkadaşlar bizleri Instagram ve Facebook adreslerimizden de takip etmeyi unutmayın çünkü bu içerikleri orada da paylaşıyoruz, duyurular yapıyoruz bizden söylemesi. Arkadaşlar basit elektrik devresinde yani bir boşluk doldurmalı soru vermiş. Basit elektrik devresinde enerji kaynağı olarak ne kullanıyorduk? Evet harika pil kullanıyorduk. Doğru. Devredeki ampulle evlerimizdeki hangisi yani hangi elektrikli araç aynı işlevi görür? Mesela illa ampul ya da lamba kullanmak zorunda mıyım? Arkadaşlar floresan lambalar da var değil mi? Evet floresan lambalar da var. Bu şekilde ince uzun bir şeydir. Şöyle. Bunlar da yine aydınlatma amacıyla kullanılan elektrikli aletlerden diyoruz. Nokta nokta yani şehir ile çalışan bir araçtır. Şehir elektriğiyle ne çalışabilir? Buraya baktığımızda duy anahtar bilgisayar demiş. Bilgisayar mesela eğer laptop bilgisayarsa arkadaşlar. Yani dizüstü bilgisayarsa bunda batarya vardır. Batarya. Ama televizyonun bakın arkadaşlar. Şehir şebekesiyle çalıştığını biliyoruz. Çünkü evlerimizdeki televizyonlarda ne vardı böyle işte kablo ve ucunda şu şekilde prize takabileceğimiz bir bölüm var değil mi? Şu şekilde prize takabileceğimiz fiş var fişi takarak çalıştırıyoruz. Devredeki eğer bir şey açıksa ampul ışık vermez. Ne açıksa arkadaşlar ampul eğer ışık vermiyorsa anahtar açıktır dememiz gerekiyor. Anahtar açık kalmışsa ampul ışık vermeyecek ve devrede ampulün yerleştirildiği devre elemanı duy olarak adlandırılır diyoruz. Hatta onunla alakalı da görsel vermiştik. Şuraya bir yere bakalım. Evet. Yardımcı devre elemanları da vardır. Yani onlar kullanılmasa da olur ama olursa daha iyi de e, olacaktır. Mesela şurada gösterilen şu ampulün yerleştirildiği devre elemanı duy olarak adlandırılıyor. Duy kullanmadan da ampul ışık veremez mi? Verebilir. Burada da arkadaşlar yine bir yardımcı devre elemanı pil yatağını görüyorsunuz. Pili buraya yatırmışız böyle ki sağa sola oynamasın, kaymasın diye böyle sabitlemiş oluyor bunu. Bu açıdan bu ikisi, bu iki devre elemanı da bizler için önemli dedik. Evet, bunları da anlattıktan sonra arkadaşlar konu anlatımımızın da soru çözümümüzün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve bizlere selam gönderen arkadaşlarımız var. Afyon Ali Çetinkaya İlkokulu Öğrencileri 4A sınıfında. Ve TED koleji öğrencileri bizleri seyrediyorlarmış. Selam gönderdiler, bizler de onlara selam gönderiyoruz. Arkadaşlar konuyu özetlemiş olduk. Bu seneyi de fen bilgisi anlamında bitirmiş olduk ama soru çözümlerimiz gelecek. Merak etmeyin. Bu konuyla alakalı geçmiş konularla alakalı soru çözümlerimiz gelecek ve sizler için bir sürprizimiz var. O sürprizimizi de zaten duyurmuştuk. Bir yılın yani bu sene hocam çok dağınık geçti. Ben hiçbir şey anlamadım. Saçma sapan geçti gibi düşündük. Bu sebeple bir yılın full özetini sizler için çıkarmaya çalışacağız. Fen bilgisi, matematik, İngilizce, Türkçe, sosyal hepsinden tüm branşlardan hazırlamaya çalışacağız ki 5. sınıfa hazırlıklı sağlam bir şekilde geçiş yapın. Evet şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.